Kısa bir özet alayım canım. Abi Eskişehir'de ben Türk Hava Kurumu'nun Bir dakika, bölümünde... öncelikle yayınımda sigara içemezsin, ahlaksız herif. Ha, çok özür dilerim. Hemen söndürüyorum. Söndür. Devam et. Söndürdüm, tamamdır. Abi dediğim gibi işte Türk Hava Kurumu'nun okulunda okuyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi diye geçiyor. Uzay mühendisi tam burs İngilizce okuyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ne var lan? Ha. Devam edebilirsin. Tamam. Bu sene daha sınıfta kaldım, o yüzden aslında pek bir bilgim yok ben şey olarak uzay hakkı, mühendislik, yani bizim teknik bilgim yok, ama ilk dönemden gelmiş bilgimden dolayı birçok şeyi açıklayabileceğimi düşünüyorum. Mesela arkadaş şeye takılmış, bu uzay istasyondaki bu airlock kapaklarının niye bu kadar yamulduğuna takılmış. O iki, hatta bazı araçlar için, mesela Apollo gibi araçlar için 3 kademeli oluyor. İlk kapak aslında o içerideki asıl airlock'u koruyacak bir kapak ve o kapak bazı özel komponentlerden yapılıyor işte. Birçok maddesi var bunun içinde, ki bu komponentlerin geliştirmesi de hani F-16 ya da bunun gibi savaş uçaklarının geliştirmesine daha pahalı bir iş. Evet. Bunun hakkında bunu diyebilirim. Ondan sonra bu SpaceX'in hani uzaydan çıkarken, daha doğrusu bir hangar gibi bir yerden çıkıyor ya abi. Ha. Bir saniye yayından kapatayım sesimi ya. E kapat, niye iki kez duyuyorsun kendini? Evet, kusura bakmayın. Manyak çocuk. Neyse abi. Yalnız öyle airlock mailock İngilizce konuşma bize. Biz anlamıyoruz. Hava kilidi. Airlock Hava dedi. kilidi ha. Salak salak İngilizce konuşuyorsun. Biz anlamıyoruz. Özür dilerim abi. Marble'lar bilmem neler. Ha, Nick abim de anlasın. Türkçe konuş. Özür dilerim abi. Ben Amerikancı olduğum için öyle oluyor. Kusura bakmazsanız. Pis köpek. Neyse. Anlat hadi yalanlarını, dinliyoruz. Hemen anlatıyorum. Ben nasıl desem, bir hangarın içinden çıkıyor. Bu hangar da bildiğiniz gibi araçlar uzayda gittiği ve vakumlu bir ortamda gittiği için aerodinamik yasalarını ihlal, ya daha doğrusu aerodinamik yasaları göz ardı ediyorlar. Çünkü hani atmosfer gibi hani yoğun bir hava tabakası, gaz tabakası içinde gitmiyor bu araçlar. Bu dışındaki hangar da, daha doğrusu iki tane de bu kanatçık gibi yapı, komponentlerden yapılmış yapı, araç uzaya Komponent ne? çıkarken Komponent. komponent, belli malzemelerin, belli metallerin ya da polimerlerin bir araya getirip oluşturmuş özel Polimer malzemeler. ne? Ha, polimer işte kimya bilgisi. Ben Değil, o gitmedim kadar ki. ilkokula, bilmiyorum. Ha vallahi ben de unuttum. Ha, devam et. Polimeri açıklayamayacağım, kusura bakmazsın. Çünkü çok cahil bir insanım. Evet. Devam et. Bu ve o, sanırım videoda şey demiş hani, bir Ha. hangar gibi bir yerden çıkıyor işte, bu da şöyle şunun adını Photoshop falan demiş işte. Dünyada Ha. çekildiğine kanıtıdır demiş. Aslında böyle bir şey yok. Sadece atmosferden çıkarken ses hızının kimi yerlerinde, kimi zaman atmosferin kimi yerlerinde 15-20 katına kadar çıkıyor. 20 Mach'a kadar çıkıyor. Mach hızına kadar çıkıyor roket. Ve uyduyu hem bu hızlardan koruyor, çünkü çok yüksek bir sürtünme oluyor uzaya çıkarken, aynı inişte olduğu gibi, hem de uzay aracının aerodinamik yapısını bozmaması için yapılıyor bu kapaklar. Yoksa tabii gösterip de yapılabilirdi, hani atmosfer tabakamız daha ince olsaydı. Anladım. Sen Başka bir yani bizim sorun var. dünyamızın atmosfer tabakasını beğenmiyor musun? Sen FETÖ'cü müsün? Bu Amerikan uşağını Abi. alın yayından ya. Bize yalanlarını Abi ne alaka söyledin. ya? Senin yalanlarına karnımız tok. Dünya 15 bin kilometre hızla dönüyor. Sen üstünde dikiliyorsun. Abi vallahi çok cahil insanlar var, vallahi çok üzüldüm hani, ben bu kadar sene çalışıp hani hayallerini kurup girdiğim bir yere insanlar böyle laf atınca insanın yüreğine dokunuyor. Yani söylemek istediklerim bu kadardı. Başka bir sorun olursa abi cevapla. Anlamak isterim. Eyvallah. Ya ben Bu mesela arada o
O videoda cevap olarak şey demişim. Termodinamik yasalarını bilmeyen ve dünyaya açık bir sistem zanneden gerizekalı demişim adama. Fazla ileri gitmişim. Abi vallahi ben o konu Yani daha gerizekalı noktasında fazla ileriye gitmişim. Sen niye termodinamik yasasından açık kapalı sistemlerden niye bahsediyorsun ki yani abi kafayı yersin ya. adamcağım? Niye anlatıyorsun ki? Mallık ben de babam haklı. Yani şimdi ilkokul bilgisinden muzdarip bir adama ben gidip termodinamik yasası açık kapalı sistemler dediğim zaman küfretmiş gibi bir şey oluyorum zaten. Abi aynen öyle, adam kara cahilin teki bence. Sen gerizekalı demekle bence kendini iyi tutmuşsun. Hani ben olsaydım çok daha ağır şeyler söylerdim kendime, biliyorum yani. Anladım. Küçük panda gibi falan diyorsun. Anladım. Haklısın. Sen de Aynen. haklısın. Haklısın. Evet. Neyse, ben seni daha iyi Eyvallah. fazla Teşekkür tutmayayım. ederim. İyi yayınlar abi. Hadi Eyvallah. görüşürüz. Sağ olasın. Sağ olasın. Termos yasası. Evet, şu Papers, Please'i izleyelim. Türkçe altyazısı var mı Steam'de? Beleş olduğuna göre sanırım izlememizde sakınca olmaz. Entropi anlatıyorum. Roket bilimi yapmıyorsun Cahre'nin. Kendini büyük gör. Tamam, ben doğru diyorum zaten. Lise bilgisi la bunlar. Entropi, entalpi, termodinamik. Bunları lisede görmüyor musunuz artık? Bu zamanınızda görülüyordu. Short film. Peki bunun Türkçe alt yazısı filmde var mı?